Öğrencilerin uzaktan eğitimden sıkılmadan daha katılımcı bir şekilde yararlanması nasıl mümkün olabilir? Uzmanlar güncel olmayan, iyi seçilmemiş ve özensiz materyallerin sıkıcı olacağını, çocukları ekrandan uzaklaştıracağını belirtiyor. Ders içeriklerinde öğrencilerin tutumlarını olumlu geliştirecek unsurlara yer verilmesine dikkat çekiyor. Açık ve uzaktan öğretimde başarılı çözümler geliştirmek için yapılacaklar bellidir. Öğrencilerin derslere aktif katılım sağlaması için uzmanlar uyarıyor. Teknolojik güçlü bir altyapı üzerinde geliştirilen ve çalışan iyi tasarımları etkin ve etkili kullanarak bilgi yönetimi ve performans yönetimi destekleyen bir kültür oluşturmak amaçlanmalıdır. Milyonlarca öğrenci yeni tip koronavirüs kapsamında alınan önlemler nedeniyle 23 Mart itibariyle uzaktan eğitime başladı. Ancak öğrencilerin sıkılmadan dersleri nasıl takip edeceği, aktif katılımın nasıl sağlanacağı ise tartışılıyor. Bireyler uzaktan öğrenme ve uzaktan çalışmaya hazırlanmalıdırlar. Uzmanlara göre ders içeriğinde öğrencilerin tutum ve davranışlarını olumlu yönde geliştirecek unsurlara yer verilmeli. Eğitimin her halinde olduğu gibi uzaktan eğitimde de öğrenciler için ilgi, motivasyon ve katılım gibi unsurlar doğrudan başarıyı etkilemektedir. Katılımcıların tutum ve davranışlarını pozitif, olumlu yönde geliştirmelerine yardımcı, özendirici unsurlara yer verilmesi çok önemlidir. Elbette güncel olmayan, iyi seçilmemiş ve özensiz materyaller sıkıcı olacak. Uzaktan eğitimde ödüllendirme ve öne çıkartma yöntemlerine de dikkat çekiliyor. Şu an için yaygın olan oyunlaştırma bunlardan biridir. Oyun dinamikleri ve mekaniklerinin öğrenme ortamına entegre edilmesi, öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirebilmektedir. Sanal öğrenme ortamlarında ödüllendirme ve öne çıkarma yöntemleriyle motivasyon sağlanabilir. Öğretmenler için de aynı şekilde özendirici ve motive edici uygulamalara yer verilebilir. Uzaktan öğretimde altyapının geliştirilmesiyle öğrencilerin ilerlemelerine göre veriler çıkartılması ve bu yönde çalışmalar yapılması gerektiği de ifade ediliyor. Öğrenme-öğretme süreçlerine aktif olmayı sağlayabilecek farklı dijital veri türlerini sentezlemek işe yarayabilir. Örneğin öğrenme yönetim sistemi kullanım istatistiklerine göre geride kalan ve sistemden ayrılma olasılığı olabilecek öğrencileri belirleyebiliriz. Dijital teknolojiler kullanarak bireyselleştirilmiş geri bildirim verilebilir. Kullanılan dijital platformlarda öğrencilerin etkinliklerine ve ilerlemelerine ilişkin veriler incelenerek farklı öğrenme biçimlerine, düzeylerine ve hızlarına sahip öğrencilerin bireysel özelliklerine en uygun öğrenme süreçlerini sunabilecek öğrenme-öğretme süreçlerini daha etkili kılacak stratejiler geliştirebiliriz. Önemli bir